başlayabiliriz galiba. Evet değerli arkadaşlar, 2020 yılının Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki son basın toplantısında birlikteyiz. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Bugün 2020 yılı çevre raporunu değerlendirecektik, değerlendireceğiz ama öncesinde gündeme ilişkinde birkaç not iletmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bir günde Üç kadın cinayeti yaşandı. Üç can. Kadın cinayetlerine artık yeter diyoruz. Kadın cinayetlerini durduramayan, engelleyemeyen, durdurmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesi olduğum için utanıyorum, kahroluyorum. Kadın cinayetlerinin durması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkması gereken hangi kanun varsa Adalet ve Kalkınma Partisi bunu getirsin. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak destek olma sözünü veriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak defalarca kanun teklifleri verdik ama hepsi reddedildi AK Parti tarafından. Biz muhalefetin getirdiği kanun teklifini kabul etmeyiz diyorlarsa kendileri versinler kanun tekliflerini. Biz sonuna kadar söz veriyoruz. Getirecekleri tüm düzenlemelere destek olacağız. Değerli arkadaşlar, bir COVID süreci yaşıyoruz, pandemi süreci yaşıyoruz. COVID süreci Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın toplumu aldatma huyuna sahip olduğunu herkese gösterdi. Önce maskeyle aldattı, maske dağıtamayarak. Ardından hasta sayısı vaka sayısıyla aldattı, rakamları yanlış vererek. Ölü sayılarıyla, ölüm sayılarıyla aldatıyor, yanlış vererek. Ve en son aşı konusunda toplumu kandırdı, toplumu aldattı. Çin'den gelecek olan aşı ile ilgili hiçbir aracı firma yok. Devlet malzeme ofisi doğrudan alıyor demişti. Ama dün gece yaptığı açıklamada gördük ki bir lojistik firması işin içerisinde. Sorun bir lojistik firmasının olup olmaması aslında değil. Olmalı da bence. Ama sorun Sayın Bakan'ın şeffaf olmamasıdır başından beri şeffaf olsa süreci şeffaflıkla yönetse hiçbir sorun olmayacaktı. Muhalefet sıkıştırınca konu gündeme gelince bir lojistik firmasından Sayın Bakan söz etti. Peki bu firma ne kadar kazanacak? Bu aracılık işinden bu lojistik işinden bu firmanın kazancı ne olacak? Bütün bu aldatmalar gösteriyor ki Sayın Fahrettin Koca bütün sağlık politikasını aldatma üzerine, kandırma üzerine kurmuş. Bilim kurulu daha ne zamana kadar bu duruma sessiz kalacak, daha ne zamana kadar bu durumun ortağı olacak bunu soruyoruz. 310 sağlık çalışanı bugüne kadar yaşamını yitirdi. Hepsine minnettarız. Allah hepsine rahmet eylesin. Sağlık çalışanlarına, sağlık çalışanları için meslek hastalığı diyemeyen, onları görev şehidi olarak görmeyen, görev şehidi diyemeyen hükümette olmaz olsun diyoruz. Değerli yurttaşlarım, ekonomi bitik, millet aç, perişan. Ekmek için mücadele ediyor vatandaş. Eskiden yiğit kuru soğan'a muhtaçtı. Artık kuru soğana da, kuru ekmeğe de muhtaç hale geldi. Ama birileri zevki sefa içindeler. Asgari ücretliye 3100 lirayı çok görenler sarayda her gün 10 milyon lirayı harcıyorlar. Gelelim çevre konusuna. 2020 yılı çevre konusunda gerçekten de sıkıntılı bir yıl oldu. Bir yandan yeni maden ihaleleri, bir yandan siyanürle ayrıştırma işi, bir yandan çevre katliamları, bir yandan depremler, seller ve orman yangınları. Elazığ, Malatya ve İzmir depremlerinde canlarımızı yitirdik. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeği bir kez daha ortaya çıktı. Deprem oluyor, 3 gün, beş gün, 10 gün konuşuluyor, medyada yer alıyor. Ondan sonra tekrar unutuluyor. Yeni bir depreme kadar kimse ağzını açmıyor. Deprem ile ilgili mutlaka gerekli önlemler alınmalıdır. Deprem gerçeği unutulmamalıdır. Fay hatları üzerinde bulunan bütün yerleşim alanlarında mutlaka hazırlık yapılmalı. Hükümet deprem konusunda daha ciddi işlere adım atmalıdır. Dostlar bizi alışverişte görsün mantığıyla deprem politikası olmaz. Bir an evvel bir deprem bakanlığı kurulmalıdır. Özellikle Hatay'da yaşanan orman yangınları bu yılın gündemi oldu. Hükümet orman yangınları konusunda da yanlış bir politika izliyor. Orman yangını olsun, biz yangını söndürelim politikasından çıkıp orman yangınlarını nasıl engelleriz, nasıl durdururuz politikası güdülmelidir. Orman içi yollar yapılmalı. Ormanlarda meydana gelen yangınları söndürmek için helikopter ve uçak sayısı, yangın söndürme uçağı sayısı mutlaka arttırılmalı. Mevsimlik işçi değil, daimi işçi statüsüne geçilmelidir ki sorumluluk alsınlar diye düşünüyoruz. Özellikle Giresun'da yaşanan sel felaketi bir kez daha gündemimize HES gerçeğini getirdi. Ufacık derelerin üzerine 2, 3, 4 HES izni veren hükümet maalesef yanlış bir politika yürütüyor bu konuda da. AK Parti hükümeti belki yağmuru, yağmurun şiddetini engelleyemez. Kimse engelleyemez. Ama şiddetli bir yağmurdan sonra seli, selin yarattığı can, can ve mal kaybını engelleyebiliriz. Bunun için yapılması gereken de baraj görevi gören HES'lere artık son verilmeli. Dere yatakları ıslah edilmeli. Dere yataklarına binaların yapılmasına izin verilmemelidir. 2020 yılında siyanürle altın ve bakır ayrıştırması artarak devam etmiştir. Kuzeyden güneye, doğudan batıya, Türkiye'nin neredeyse dört bir yanında siyanürle altın ayrıştırma işi yapılmaktadır. Bu Türkiye'nin siyanür haritasıdır. Türkiye'nin siyanür haritasına baktığımızda Türkiye'nin dört bir bölgesinde siyanürle altın ayrıştırma işinin yapıldığını görmekteyiz. Siyanür Yeraltı kaynaklarını, su kaynaklarını kirletiyor. Su kıtlığını yaşadığımız bu çağda daha daha büyük sıkıntılar yaşamamıza sebep oluyor. O kadar işi abarttılar ki artık Kapadokya'ya bile el attılar. Avanos'a bile el attılar. Bakın Kapadokya'da Avanos'ta altın madeni çıkartılması için sondaj çalışmasına izin verdiler. Bir Kapadokya bir daha kurulamaz. Bir Kapadokya bir daha olmaz. Allah'ın bir lütfu bu. Ama maalesef AKP hükümeti, AK Parti hükümeti para kazanmak için, parayı almak için Kapadokya'yı bile feda etmeye maalesef hazır. Peki bütün bunlar oluyor da para geliyor mu? 2001-2017 yılları arasında 273 ton altın üretimi yapılmış ama bunun sadece 55 tonu vergilendirilmiş, geri kalanı vergilendirilmemiş. Türkiye hem termik santraller hem de ithal atık çöplüğü haline getirilmek isteniyor. Dünyada terk edilmiş bir teknoloji olan termik santralleri teknolojisi Türkiye'de hala işlevselliğini koruyor ve benim seçim bölgemde olan Avşin, Elbistan, Çanakkale, Biga gibi yerlere yeni termik santralleri yapmak istiyorlar. Oysa termik santrali teknolojisi artık çok geride kaldı. Termik santrali teknolojisini ülkelerin çoğu kullanmıyorlar. Bunlar yapılmamalı. Filtresiz çalıştırılan Tüm santrallerde bir an evvel kapatılmalı insanlar, kanser olmamalı insanlar bu yüzden ölmemeli. Avrupa'dan geri dönüşüm için çöpler getiriliyor. Hollanda'da bir evin sahibi akşam çöpünü kapısının önüne koyuyor, o çöp Adana'dan çıkıyor. Türkiye'yi maalesef çöp, çöplük haline getirmek istiyorlar. 3-5 kuruş para kazanacağız diye çevre katliamına sebep oluyorlar. Ekolojik yıkım politikaları sürdüğü müddetçe COVID'le mücadele bataklıkta sinek avlamaya benziyor değerli arkadaşlar. AK Parti hükümeti madenlerle toprağımızı, taşımızı, havamızı, suyumuzu, derelerimizi zehirlerken bir yandan da aşı getireceğiz diyor. Bu fileyle sinek avlamaya benziyor. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı daha dört gün önce aynen şöyle söyledi. İklim değişikliğine karşı ve hayvan hakları için mücadele etmediğimiz takdirde Covid-19 son salgın olmayacak ve daha yıkım daha yıkıcı salgın hastalıklar maalesef olacak dedi. Hala Paris anlaşması yürürlüğe girmedi. Hala Kanal İstanbul tartışması sürüyor ama İstanbullular Kanal İstanbul'a izin vermeyecekler. Son olarak bu konuda hayvan hakları kanunu hala Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmedi. Ne bekleniyor? Hayvanlar katlediliyor. Ama AK Parti hükümeti yıllardır hayvan haklarına ilişkin kanunu meclise getirmiyor. Getirin hep birlikte bu kanunu çıkartalım diyoruz. Bizim ya da hayvan severlerin bu isteği kabul görmüyorsa Sayın Cumhurbaşkanı hanımefendi eşiyle birlikte dün bir fotoğraf verdi köpeğiyle birlikte Leblebi isminde. Bizim hayvan severlerin çağrısı kabul görmüyorsa bari Leblebi'nin hatırına hayvan hakları yasasını kanunu bir an önce meclise getirin. Leblebin hatırına hayvan hakları kanunu yasallaşsın diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 2020 yılı bitiyor. 2021 yılının tüm ülkemize güzellik getirmesini temenni ediyoruz. İnşallah 2021 yılında hem Covid'den hem de AK Parti'den kurtuluruz. Eğer soru varsa almaya hazırım. Efendim bize yönlendirilen bazı sorular oldu. Fox TV tarafından yönlendirilen sorular var. Öncelikle ilk soru şöyle: Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Biz ilçe teşkilatlarında çalışarak elektrik direklerine bayrak asarak partili olduk. Sonunda mancınıkla atıldık. Siz ise zekanız, eğitiminiz ve babanız sayesinde bizlere horozluk yaptınız. Şimdi ise partinizin başındasınız. Tıpkı ateşin üstündeki kazan gibi. Hadi bakalım hadi dedi paylaşımında. Bu konuya ilişkin yorumunuz ne olacak? Sayın Bayraktar, Recep Tayyip Erdoğan'ın vefasızlığını tespit etmiş belli ki. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan birlikte yola çıktıklarını tasfiye etme konusunda çok yeteneklidir. Neredeyse tümünü de tasfiye etmiştir. Erbakan hocayla başladı. Daha sonra çevresindekilerle kullanıyor. Kullandıktan sonra işi bittikten sonra da tasfiye ediyor. Erdoğan'ın en büyük özelliği bugün budur bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında olanlar da Erdoğan Bayraktar'ın bu sözlerini dikkatle dinlesinler, dikkatle okusunlar. Çünkü yarın bir gün onların da başına gelecek. Başlarına geldiği zaman şok olmasınlar, şaşırmasınlar. Sayın Erdoğan çevresindeki dürüst insanların tamamına yakın tasfiye etmiştir. Ama hırsızları, yolsuzluk yapanları, rüşvet alanları, sahte diplomalıları ise baş tacı etmiştir. Rüşvet alanları büyük elçi yapmıştır yolsuzluk yapanları, sahte diploması olanları kamuda çeşitli yerlerde görevlendirmiştir. Üç maaş, dört maaş verdirmiştir. Üç, dört üniversite bitirip boşta gezen insanlarımız varken sahte diplomalılar maalesef üç maaş, dört maaş alıyorlar. Sayın Erdoğan'ın özelliği, klasik özelliği bu. Kullanır sonra da işi bitince tasfiye eder. Efendim bir diğer soruda şöyle. Eee Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş kararını açıklaması ardından da hükümetten birçok kişinin bu karara uyulmayacağına yönelik e, açıklamaları oldu. Üstüne bir de dün AYM tarafından e, Kavala kararı açıklandı. Ahimin daha önce verdiği hak ihlali kararına rağmen AYM'den dün red kararı çıktı. Yalnız bu red kararında 8'e karşı 7 oy vardı. Sizin bu konu ilişkin değerlendirmeniz bu 8'e karşı 7 oyuna ilişkin yorumunuz ne olacak? Anayasa Mahkemesi'ne yapılan son seçimin etkisidir bu. Belli ki Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri anayasaya göre oy vermiyorlar, karar vermiyorlar. Belli ki saraydan aldıkları talimata göre oy veriyorlar. 8 kişi 8 Anayasa Mahkemesi üyesi blok hareket ediyor ve saraydan aldıkları talimatla hareket ediyorlar. Diğer konuya gelince de Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ahim kararları bizi bağlamaz ama milleti bağlıyor. Çünkü gelen cezayı millet ödüyor. Milletin cebinden gidiyor. Evet. Efendim bir diğer soruda, eee Bolu valisinin açıklamaları oldu. Bolu valisi e, yılbaşı kutlamalarıyla ilgili evde normalin üzerinde insan varsa evdeki herkese ceza kesilecek diyor evin içi özel yaşam mıdır? Özel yaşam sayılmalı mıdır? Polis içerideki insanlar girip sayabilir mi? Bir de buradaki kişi sayısının kıstası ne olacak? Bir bu eksikti. Bir bu eksikti. Bu da oldu. Covid bahanesi de şimdi evlere girilecek. Özel hayatlara müdahale edilecek. Yeni yılında evine girecek olan yurttaşlara evinde oturmak yasak ama sarayda Irak Başbakanına çalgılı, türkülü, müzikli ziyafet yapmak serbest. Sayın Cumhurbaşkanı Irak Başbakanı onuruna verdiği o türkülü, çalgılı, müthiş ziyafette o kuş sütünün eksik olduğu masadaki ziyafette sosyal mesafe kurallarına hiç uymadı. Oraya neden bakmıyor kimse? Vatandaş evinde çoluğuyla çocuğuyla gariban sofrasında yeni yıla girecek. Bu yasaklanacak. Polis gidecek baskın yapacak. izin vermeyecek. insanları sayacak. Özel hayatın gizliliğini ihlal ederek. Ama sarayda her türlü eğlence serbest. Allah bunlara akıl fikir versin diyoruz. Başka var mı değerli arkadaşlar? Peki teşekkür ederim. Tekrar iyi yıllar diliyorum.